Evet, bugün yolumuz sağlıkla ilgili sürecek demiştik. Sanat tarihinin en etkili ressamlarından biri olan Vincent van Gogh'un bugün doğum günü. 1853 yılında doğmuş Hollandalı ressam. Hayatı boyunca yaklaşık 2000 resim ve çizim çalışması üretmiş. Tüm dünyayı etkilemiş. Çok önemli bir sanatçı. Van Gogh'un bipolar bozukluk hastalığına sahip olduğu düşünülüyor. Ve ünlü ressamın doğum günü olan 30 Mart, yani bugün de Dünya Bipolar Günü olarak kabul ediliyor. Van Gogh'tan günümüze geliyoruz. Devam eden bu sağlık sorununu konuşalım istiyoruz. Bipolar bozukluğu konuşmak üzere telefon hattımızın diğer ucunda psikiyatrist Profesör Doktor Sermin Kese birle birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Özellikle bu alan üzerinde yoğunlaştığınızı, çalıştığınızı zannediyoruz. Doğru mu? Bipolar bozukluk üzerine. Doğrudur. Ana başlığımız duygu durum bozukluğu. Bozukluğu, evet. Alt başlık olarak da evet, depresyonlar, yineleyen depresyonlar ve bipolar bozukluk. Evet. Duygu durum bozuklukları genel olarak neler diye sorarak başlayalım. Sonrasında bipolar bozukluğu biraz daha ayrıntılı dinleyelim sizden. Aslında söyledim. Öncelikle hani tek uçlu unipolar depresyon, tek epizot olabilir. Kişinin hayatının sadece bir döneminde görebiliriz. Ya da yineleyen depresyonlar şeklinde görebiliriz. Bir uç bu. Duygu durum bozukluğunda, evet. Diğer alt başlığımız, büyük alt başlığımız iki uçlu bozukluk da diyebileceğimiz bipolar bozukluk. Hani yineleyen depresyonlar evet tek uçlu, hep depresyonu görüyoruz. Ama iki uçlu dediğimizde, bipolar bozukluk dediğimizde depresyonlar var evet. Ama bir de hipomani mani dediğimiz dönemler var ki hani depresyonun zıttı bunlar. Taşkınlık dönemi. Aynen öyle, coşkunun da enerjinin de arttığı dönemler. Evet, yani manik depresif diye de ifade ediliyor sanıyorum bu Tabii. bozukluk bir Tabii başka. tarihsel olarak Evet. baktığımızda ilk isimlendirilişi öyle, manik depresif hastalık diye. Vincent van Gogh'un bipolar bozukluk sahibi olduğunu biliyoruz ve onun doğum günü Evet. olan bugün 30 Mart tüm dünyada ve Türkiye'de bipolar bozuklukla ilgili farkındalık günü olarak kabul ediliyor ve sanıyorum yaygın da bir hastalık. Hastalık desem mi diye böyle bir tereddütle söylüyorum aslında ama Manik diye depresif evet hastalık bir hastalıktır değil mi? diye Evet. Tarif edildi. Ama biz psikiyatride yıllardır hani tanı ve sınıflandırma sistemlerimizde hastalık sözcüğünden ziyade bozukluk sözcüğünü kullanıyoruz. Evet, Çünkü 60 milyon pek kişi. çok Evet. hastalığımız kronik, yani Onunla süregen. yaşanıyor. Evet. Aynen öyle. Koruyucu tedavileri de ömür boyu olduğu için hastalık değil, hani Bozukluk. bozukluk diye Ben de o yüzden tanımlamayı tereddüt tercih ettim ediyorum. zaten hastalık derken. Peki Sayın Kesebir, dünya genelinde yaklaşık 60 milyon kişiyi etkileyen bir psikiyatrik bozukluk bu. Tabii. Epey yaygın. Bu yaygınlığın Tabii. sebepleri üzerine biraz konuşalım mı öncelikle? Şöyle Yani buradan söyleyeyim, da belki benim bipolar asistanlık bozukluğun nedenlerini... yıllarımda Evet. %1 olarak söylenirdi hani genel toplumdaki sıklığı. Tabii yıllar içerisinde tanı kriterlerinde de bir takım değişiklikler oluyor. Tanı kriterleriniz değiştiğinde bu direkt görülme sıklığına da yansıyor. Artabiliyor ya da azalabiliyor. Hani tanıyı siz ne kadar geniş tutarsanız sıklığı o kadar yüksek buluyorsunuz. Daralttığınız zaman sıklığı daha az buluyorsunuz. Ama klinik gözlemlerimizde, toplumsal hayattaki gözlemlerimizde evet, duygu durum bozukluğu sıklığının her geçen gün arttığı yönünde. Bunda da pek çok şey rol oynuyor. Eskiden sadece hani genetiğin üzerinde dururduk biz. Şimdi artık epigenetik etkileşimler söz konusu. Yani çevresel etkenlerin genetik faktörler üzerindeki etkisi bunu değiştirebiliyor oluşuyor. Göç çok önemli bir etken. Bunun hem hani sosyokültürel sonuçları açısından hem de iklim, coğrafya değişikliğinin de duygu durum üzerinde bir etkisi var. Bizim DNA'mız, genetik şifremiz üzerinde değiştirici bir etkisi var.
Öte yandan ışıkla olan ilişkimiz, hani mevsimsel durumlar, yediğimiz, içtiğimiz, nasıl beslendiğimiz, anladığımız kadarıyla değişim düzeyimiz, sosyal aktivitelerimizin ritmi, çünkü ritmik bir bozukluk bu. Dolayısıyla hani doğadaki bütün ritimlerden de etkilenen bir bozukluk. Peki tanı nasıl konur bu bipolar bozukluk tanısı? Öncelikle klinik olarak konulduğunu söylemeliyim. Hani psikiyatrik muayeneyle kişi geliyor karşımıza. Evet, bir öykü alıyoruz geçmişten bugüne. Daha sonra da tanı ölçütleri var elimizde. Tek tek bunları check ediyoruz. O ölçütler neler örneğin? O ölçütler, depresyon için söyleyecek olursam başta, bir depresif duygu durum dediğimiz üzüntü, karamsarlık. Olmazsa olmaz bir giriş ölçütü bu. Ve veya anhedoni adını verdiğimiz ilgi istek kaybı. Hani şöyle tanımlayabiliriz. Eskiden severek yapardım, şimdi çok içimden gelmiyor. Ya da hani yapsam da eski tadı almıyorum. Dediğimiz anhedoni. Bunlardan biri olmak zorunda depresyon dememiz için. Başka neler var? Uyku değişiklikleri, iştah değişiklikleri, bilişsel işlevde, dikkatte, bellekte değişiklikler, enerji düzeyimizde değişiklik. Ve tabii depresyonun şiddeti arttıkça değersizlik, yetersizlik, suçluluk düşünceleri ve intihar düşünceleri tabii ki. Mani için söyleyecek olursak, hani depresyonun suçlu dedik. Bu sefer de coşkulu, taşkın bir ruh hali. Ya da öfkeli ve sinirli bir ruh hali. Giriş ölçütümüz, olmazsa olmazımız bu. Bunu izleyen ölçütlerde enerji düzeyinde artış, uyku ihtiyacında azalma, hani uykusuz olduğu halde hiç de uykusuz hissetmeme, çok enerjik hissetme, riskli aktivitelere ilgide bir artış, para harcamaya, dürtüselliğe, artmış bir cinsel istek, her şeyin fazlasıyla tanımlayabiliriz maniyi de. Peki bu dönemlerin belli bir süresi, belli bir periyodu var mıdır? Bu bozukluğa sahip olanlar şu kadar süre işte depresif olurlar, bu kadar süre mani olur gibi. Önce tanı kısmında iyi ki süreden bahsettiniz. Depresyon demek için 15 günlük bir süreyi istiyoruz. Mani demek için de bir haftalık. Ne kadar sürüyor bu epizotlar? Müdahale edilmezse ucu açık bir dönem. Ha, kendiliğinden sonlandığını da görebiliyoruz bazen ama bu çok nadir. Tedavi ile birlikte akut dönem tedavisi, o epizodun, o atağın tedavisi minimum 3 hafta, 6 haftaya da uzayabiliyor ilaçlarımızla ya da işte somatik sağaltım dediğimiz seçeneklerimiz de var. Psikoterapiler yine olmazsa olmazımız. Bu şekilde daha sonra kararlı durumu istiyoruz. Kararlı durumu da gördükten sonra artık koruyucu tedaviye, hani bir daha olmasın diye tedavi sürdürümüne geçiyorum. Tedaviyle ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi almak isteriz sizden ama şu takıldı aklımıza. Şimdi içinde bulunduğumuz zamanlarda bir pandemi dönemi, ardından deprem afeti yaşandı. Toplum olarak aslında bir travmanın içindeyiz hepimiz. Ve bu sözünü ettiğiniz işte üzüntü, karamsarlık, anhedoni dediniz, ilgi ve istek kaybı, uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları, hafıza. Enerji düşüklükleri, aslına bakarsanız hepimizin neredeyse ortak şikayetleri. Acaba hepimizde bir depresif bir duygu durum bozukluğu var mı diye soracaktık. İki haftadan bahsettiniz. Bu mudur ölçü yoksa başka ölçülerde? Süreyi vurgulamak önemli. Hepimiz zaman zaman hissedebiliriz. Evet. Özellikle de yaşam olayları, toplumsal olaylar çok da belirleyici. Süreklilik göstermesi önemli. İkincisi,
şiddet göstergesi. Hani bize gündelik hayatımızdan alıkoyuyor oluşu. O gün içerisinde planladığımız ya da yapmamız gereken şeyleri yapamıyor olmak. Yapamıyor olmak, evet. Yani bir şeyleri her şeye rağmen yapabiliyorsak o bozukluk teşhisine yakın değiliz diyebiliriz. Çok fazla şüphelenmiyoruz. Tabii ki de hani bir psikiyatrik muayene olmaksızın bunu net olarak söylemek mümkün değil. Ama süre ve şiddet ölçüsü hani bizim evet olmazsa olmazlarımız. Manik dönemde özellikle bir hafta mı dediniz? O daha kısa bir süre galiba. Süre ölçüsü, evet. Bir psikiyatristin penceresinden beyin dalgalarının ritmi, bipolar EEG başlıklı bir kitabınız var sizin. Evet. Özellikle bu alanda bilimsel bir kitap sanıyorum daha çok. Evet, hekimler, sağlık çalışanları için yazılmış bir kitap. Evet, bu kitapta bir bölüm var özellikle mizaçla ilgili. Hem bipolar olgular, birinci derece yakınlar ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması, hem de mizacın rolü. Var mıdır bu işte hem yakınlar, aile, çevre ile ilgili etkileri, hem de mizacın etkisi bu bozukluğun oluşmasında? Arzu ederseniz önce mizaçtan bahsedeyim. Mizaç dediğimiz şey huyumuz, suyumuz. Aynen öyle. Kişisel öz diyorum ben. Hepimiz belli bir mizaçla doğuyoruz. Aslında bir stres etkeniyle karşılaştığımızda yakalanacağımız hastalık sürpriz değil. Bu mizaçla uyumlu. Hani o bünyesel özümüz, yatkınlığımız bir stres karşısında hangi hastalığı geliştireceğimizi bir miktar söylüyor da bize. Ki mizaç hani kişiliğin genetik, aktarılabilir ve görece sabit kalan formu, karakterden farklı olarak hani karakter eğitimle, ilişkilerle vesaire evrilir. Ama bu mizaç dediğimiz daha biyolojik bir şey ve evet hastalık yatkınlığımızı da belirliyor bize. Depresif mizaçlı biri bir stres karşısında evet depresyona girecek ama hipertimik mizaçlı biri belki mani geliştirecek ya da anksiyöz mizaçlı biri daha çok işte panik bozukluk benzeri anksiyete bozukluklarına yatkın olacak. Bu mizaçla duygu durum bozukluğu arasında bir süreklilik öngörüyorum. Kalan son birkaç dakikanın içinde biraz tedaviden bahsedelim dilerseniz. Bu bozukluk yaşam boyu sürdürülen, onunla beraber hayata devam edilen bir bozukluk dedik. Evet. Öyleyse tedavi sürecinde neler var? Tedavi sürecinde önceliğimiz ilaçlar. Özellikle koruyucu tedavi dediğimizde bunu ilaçsız yapmak mümkün değil. Elimizde altın standart bir ilaç var. O da lityum, bir tuz. Kırmızı kapsülleri var. Lityuma alternatif olarak psikiyatri çok uzun yıllardır epilepsi ilaçlarını kullanır. Antikonvülsanları duygu durum dengeleyici, stabilize edici olarak kullanır. Buna ek olarak antipsikotikler adını verdiğimiz bir grup ilaç var ki son yıllarda geliştirilenleri bunların atipik antipsikotikler dediğimiz bunlar da duygu durum dengeleyici olarak kullanımda. Somatik salgınlar akut döneme özgü hani koruyucu tedaviden ziyade onunla ilgili olarak da bir TMU var elimizde. Transkraniyal manyetik uyarı denilen bir mıknatıs levha manyetik alanı kullanarak beynin işlevselliğini değiştiriyor. Elektrokonvulsif tedavi dediğimiz elektroşok tedavisi halk arasındaki adıyla. Burada elektriğin kendisi kullanılıyor uyarı olarak. Adı korkunç sadece son derece güvenilir bir tedavi. Hani ilaç kullanamadığımız gebelerde hatta işte yine ilaç veremediğimiz yaşlı hastalarda akut dönem tedavilerine eşlik edebiliyor. Psikoterapiler olmazsa olmazımız ki başında psiko eğitim geliyor. Hastalığı tanıtmak, belirtileri tanıtmak, belirtiler üzerinde nasıl kontrol sağlayacağımızı öğretmek hastalarımıza ve de yakınlarına. Bilişsel davranışçı terapiler, sosyal ritim terapileri,
kişiler arası ilişki terapileri yaygın olarak kullanılanlar. Yeter ki fark edilsin, yeter ki belki şüpheye düşülsün bu belirtiler, evet, varsa ve sürekliyse, yeter ki hekim kontrolünde. Korkulmasın, evet, damgalanmasın. Evet, bu da çok hani, önemli, ön yargılar, damgalamalar. Bu olan herkes çalışabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, sağlıklı bir hayat sürebilir. Yeter ki tedavi altına alınsın. Ve de evet, tedavi edilsin. Evet, tedavi altına alınmayan bozukluklar çok daha hem kişi açısından hem çevre açısından risk teşkil ediyor. Kayıplara neden oluyor, evet, üzücü sonuçlar doğurabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz çok değerli ben bilgiler çok için. Ben çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler çok diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıklı günler, hoşça kalın. Bipolar bozukluğu konuştuk. Psikiyatrist Profesör Doktor Sermin Kesebir'di konuğumuz.